Merhaba, ben Pınar İsakoğlu. Bugün VMF mutfağındayım. Sizler için dana tiftik dürüm hazırlayacağım. Ben bugün etimi VMF'in Fusion Tech serisinin tenceresi içerisinde pişireceğim. Tencerem çizilmez çünkü 30 yıl iç ve dış yüzeyi, 30 yıl garantili. Benim etim küçük, o yüzden küçük bir tencere tercih ettim. Siz daha büyük parça etler için daha büyüğünü tercih edebilirsiniz. Mesela bu serinin pilav tenceresi bunun için çok uygun olacaktır. Tencerenin içerisine biraz yağ ekleyeceğim, sıvı yağ. Hafifçe mühürleyeceğim. Şimdi etimi dediğim gibi güveç tarzında uzun saatler pişireceğim. Önce mühürledim. Şimdi içerisine kullanacağım malzemeleri hafifçe doğrayarak devam ediyorum. Bıçağım oldukça keskin, uzun ömürlü bir keskinliği var. Geleneksel yöntemlerle Almanya'da dövülerek üretildi. Şimdi bunun kapağını kapatacağım. Önce kaynatacağım, sonra altını kısacağım ve yaklaşık 2 ile 3,5 saat arası kontrol ederek pişireceğim. Önce etim sertleşecek, biraz toplayacak. Sonrasında pişirmeye devam edin. Birden kendini bırakacaktır ve kolayca tiftiklenecektir. Evet, etimiz de pişti. Harika kokular geliyor. Harika. Etim hazır, pişti. Ben lavaşın içerisine sürmek için, bir de aynı zamanda yanında dip sos olarak kullanmak için kişnişli bir yoğurt yapacağım. Şimdi onun hazırlığıyla devam etmek istiyorum. VMF el blenderımı kullanıyorum. Kişnişli yoğurdum hazır, soğan turşum var. Güzel bir soğan, kırmızı soğan turşusu yapmıştım, harika rengi var. Etim de hazır, tencerem de güveç tarzında pişti ağır ateşte. Ve içerisinde tiftikleyeceğim. Bu mikrofilizlerin içerisinde turp filizi, roka filizi, kişniş filizi var. Onlar da ayrı bir tat katacaktır. Şimdi ben bunu bir tavada izleyip öyle servis edeceğim. Buraları biraz toparlayıp geliyorum. Evet, Fusion Tech tenceremi kaldırdım. Onun yerine bir izleme tavasıyla devam ediyorum. Çünkü dürümüme hafifçe bir iz vermek istiyorum. Tavamın üzerine yerleştirdim. Her iki tarafına da biraz iz vereceğim. Ondan sonra sunuma geçeceğim. Evet, güzelce iz veriyorum dürümüme. Çünkü içindeki malzemeler de biraz ısınıyor şimdi. Döndürelim bakalım. Evet, istediğim görüntüye yaklaşmış. Biraz daha bekliyorum. O olurken ben kişnişli yoğurdumu tabaklayayım. Yani dip sosumu. Erik çiçekleri de hafif bir ekşilik veriyor. O yüzden kişnişli yoğurdun ferahlığıyla o ekşilik de güzel gidecektir bence. Zaten içerisinde lime da var. Bence bu hazır. Alıyorum ve güzelce kesip tabakta servis edeceğim. Efendim, ben bugün sizler için aslında çok kolay gibi gözüken ve bizim çok damak tadımıza uygun bir dürüm hazırladım. İçerisine uzun saatlerce pişirdiğim bir brisket eti yerleştirdim. Bunu da Fusion Tech serisi tencereyi kullanarak güveç tarzında 3,5 saatte yumuşacık dağılana kadar pişirmiş bulunuyorum. Yanında da bir kişnişli ve lime'lı yoğurtla servis ediyorum. Siz kişniş yerine maydanoz da kullanabilirsiniz. Dürümünüzün içerisinde kırmızı soğan turşusu yerine normal turşu da kullanabilirsiniz. Ben hazırlarken çok keyif aldım. Harika bir atıştırmalık yemek olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Afiyet olsun.